Merhaba, günaydın. Baya hani yeni hayatın ilk günü denir ya. Şu an yeni hayatımın ilk günü. Yani bunları çekmek ve paylaşmak istiyorum. Çünkü bir insan hayatında kaç defa ülke değiştirip bambaşka bir hayata başlayabilir ve bu sırada hissettiklerim, yaşadıklarım bunlar benim arşivimde dursun istiyorum ve tabii ki siz belki beni takip eden, belki etmeyen insanlarla paylaşmak istiyorum. Çünkü biliyorum ki çok fazla insan maalesef birçok sebepten ötürü artık Türkiye'de yaşamak istemiyor. Bunun dışarıdan nasıl bir şey olduğunu da insanların görmesini istiyorum. Dün akşam biz geldik köpeğimizle beraber. Zandam'da yaşıyoruz. Zandam'da bir ev tuttuk. Zandam Amsterdam'a trenle 12 dakikalık mesafede. Şimdi markete gidiyorum. Bizim evim burada, Albert Heijn var. Yani burada bence eve yakın market olması önemli çünkü hava bazen çok yağmurlu ya da çok kötü olabiliyor. O yüzden böyle hızlıca alışverişini yapıp dönmek güzel bir his. Bugün de hava şansımıza çok güzel. Buranın bence en çok zorlanacağım tarafı havası olacak gibi. Ama bakalım daha toplumsal ve sosyolojik tespitlere geçemiyorum takdir edersiniz ki. Şimdi marketten geldim. Bütün bu ürünleri göstereceğim. Ne kadar tuttuğunu tahmin edeceksiniz. Klasik bir yurt dışına taşınan insanın market alışveriş videosu. Muz aldım. Şöyle bir kuskus salatası. Kili avokado. 300 gram yaban mersini. 2 tane peynir. Şöyle bir dörtlü bira. Altılı bir bira daha. Şöyle bir organik yumurta. Altılı. Bu benim en sevdiğim çikolata. Milka Bubbly. Şöyle ikili bir makarna sosu. Domates. Marluşamamı aldım. 4 tane. Şöyle. Böyle tavuklu sote hazır. Tavada çevir ye. Son kullanım tarihi olduğu için 135 indirimde olan yine bir grillenen bir et çeşidi. Şimdi kahvaltıda yeriz diye aldım. Bu var ya bu. Bu bizim bağımlılığımız. 2 ekmeği aldım. Bunu. Salata mix. Marla'ya ödül maması. Işık makinesi temizleyici. Marluşa kemik. Evde kahve makinemiz olmadığı için Nescafe Gold. Tutalı falan ton balıklı bir Albert Heijn salatası makarnalı. Şöyle bir natürel bir kuru yemiş mixi. Biraz da güzel yağlar alalım vücudumuza dedim. Kürdan üçlü mikrofiber bez. Böyle bir tuvalet kağıdı. XX large. Havlu kağıt. Tukun. Şu rollarından. Evet, totalde kaç euro tuttu? Tahminleri alayım. Burakcan Uygur. Ben Bir yapabiliyor bak. muyum? Sen tabii yapabilirsin. 85. Totali 103 euro tuttu. Doğru bilen varsa tebrik ederim. Kocam da bilemedi ama biz de henüz zaten bilebildiğimiz bir bilinçte değiliz yani. Trendeyiz. Hiçbir şey çekemedim. Toplantım vardı. Duşa girdim. İşte bir iki telefon konuşması derken akşam oldu. Arkadaşlarımızla çok güzel bir ramencide buluşacağız. Amsterdam'a gidiyoruz. Bu ramencide hep sıra oluyor. Sıra bekleyip oturmuşlar. Biraz hazıra konduk gibi olacak. Çok acıktım. Ramen çok lezzetliydi. Benim artık bu üçüncü gidişim oldu ve oraya arada bir gideriz yani kesinlikle. Oradan çıktık. Çok iyi bir kokteyl bar olduğunu söylediler ama millet ertesi güne falan rezervasyon yaptırıyormuş yani. Flying Dutchman diye bir yer. Acayip küçük. Maksimum 30 kişinin oturabileceği bir yer. Üçer kokteyl içtik. İçine de alkolü basmışlar yani. Niye gülüyorsun? Abi döneceğiz. Ben de tabii orada biraz alkollüyüm. 92-92 diye bir app var burada. Nereden nereye nasıl gideceğini gösteriyor toplu taşımayla. İşte gece 12.47'de tren varmış. Sonra sabah 5'te var dedim. Abi o metro ve otobüsmüş. Yani iki vesait var. Orada iki tane ikon var Zeynep. Hani onu nasıl görmedin? Neyse. Burakcan da altını eşecek. Öyle bir çişi var. Dedim ki Santral'e son dakikada şey bulduk. Tramvayı yakaladık. Santral'e gidiyor. Ay dedik ki koş yürü. Ay dedi çok güzel yetiştik. Ben bir baktım epe. Ulan metroymuş. 40 dakika yani metro artı otobüs. Burakcan dedi ki yukarıda tuvalet varmış ben ona gideyim. Ama biz daha önce geldiğimizde ben de o tuvalete koşa koşa gittim. Yoktu tuvalet falan kapalıydı. Gitti geldi kapalı. İyi tamam Uber çağırmamız lazım. Okey Uber çağırdık. Türk'ü çıktı. Fırat Reis. Çok tatlı biri. Doğma büyüme buralıymış. Bu kız bizi bekledi ilk akşamında evde kaldı ya. O eğitim Bu kız ilk sistemi. akşamında evde kaldı annesinin kuzusu. Yerim lan senin ağzını yüzünü. İlk günümüz bu şekilde sonlandı. Arkadaşlarımızla keyifli bir akşam geçirdik. Yarın ise oturum kartlarımızı alıyoruz. Bizim için heyecanlı bir gün.
Ablamın da Hollanda'ya taşındığını biliyor muydunuz? Şu an dışarıda Türk ustalar var. Burak Can onlarla konuşuyor. Nasıl bir şansımız varsa evin önünde çalışma var. Herkes Türk. Şimdi Marla'yı çıkaracağız. Sonra hazırlanıp IND'ye gideceğiz, göçmenlik ofisine. Kartlarımızı alacağız. Koş bakalım. Koş bakalım. Biz şimdi Amsterdam Sloterdijk. Sürekli trende bu anonsu duymaktan artık vurgusuyla söylüyorum. Şey gibi. Bir sonraki durak Erenköy. Burada The Breakfast Club var. Ben daha önce İngiltere'de gitmiştim. Yıllar oldu. Burada da varmış. Evet. Oturumları aldık. Çalışma izni var. Sevgili Burakcan Uygur'un. Hadi bay, ben gidiyorum. Hadi bay, ben çalışmaya. Benim kendi işimi yapma iznim var. Artı oturum iznim var. Çok değişik bir görseli böyle holografik yapmışlar gibi. Tıpkı Kupak'ın sana hologramı bakan gibiyim hologram yani. var ya. Sağına Aynen. geçiyorsun, sana yine Sürekli bakma devam sana ediyor. bakıyor gibi. Dört Vay bir be. oldu. Hadi bira içelim. Hadi bunu kutlayalım. Burada içmeye bahane arıyoruz. Ama yani şimdi Avrupa'da oturum almışsın. Bir Bir bira çıktı da al yani. içmeyecek misin Tabii. yani? Hayırlı olsun. Evet. Bucuk. Merhaba, yine ben. Aynı kıyafetimle. Biz eve geldik. Eve gelmeden önce neler yaptık? Pınar'a uğradık. Oradan Action'a gittik. Action buranın Express Market hali gibi bir şeyi yani. Her şey var. İşte Scrub Mami aldım. Bunu aşırı merak ediyordum. Yani. Bu niye gülen yüz biliyor musun? Bu araya çatal bıçak sokuyorsun abi. A few moments later. Wow. Herif milyarder oldu yani. Sen deli misin? Sen deli misin? Ya TikTok'a gir, Scrub dedi yaz. Çıkan içerik sayısına bak. Bunun bir sürü ürünü var. Scrub Mami, Scrub dedi, Scrub bilmem ne. Ben Scrub Zeri alacağıma Scrub Mami aldım. Çünkü bilmiyorum. Bayan olduğum için Scrub Mami aldım. Bulaşık eldiveni. Çok önemli. Burada Swiffer diye bir şey var. Türkiye'de bunun bir muadili var. Rossmann'da satılıyor. Rossmann'ın böyle bir mop seti var. Altına kuru ve ıslak bez takıp yerleri siliyorsunuz. Manyak toz çekiyor. Pink Stuff aldım. Bugün bir TikTok alışveriş yapmışım gibi yani. Evin herhangi bir yüzeyini gönül rahatlığıyla silmek ve süpürmek için. Ha bir de şeye gittik. Dirk. Nasıl okunuyor? Dirk. Dirk mi? Dirk. Buradaki R'ler biliyorsunuz oluyor. Dirk diye bir markete gittik. Dirk diye yazılıyor işte. Çok büyüktü. Çok güzeldi. Bu nedir ya? Yine güneşli bir hava. Ha, bu depoyu kitlemiş Burakcan. Burada kafesi var. Kafesine geri girmek istiyor olduğunu düşünmüyorum aşkım. Burakcan enflasyon çek yapıyor şu an. Burada indirim var mı? Öyle biraz dolanacağız. Yine ben, yine mutfak ışığı. Yine ben. Hollanda'da almak istemeyeceğiniz zarf rengi budur. Bu nedir? Bu vergi zarfıdır. Bir tane de reel gördüm bununla ilgili böyle meme. Bu zarfı görünce kaçın minvalinde. Bugün neler aldık? Günlük ped, şampuan, saç kremi. Kocaman bir cam silme şeyi. Cips çünkü ucuzdu. Nail serum. Sarımsak ezici. 2 adet yenmeye hazır avokado. Pink stuff. Yani bununla bir önceki kiracının ve ondan önceki kiracıların bütün pisliklerini ufak fırçalarla TikTok ASMR videosu çekerek temizleyeceğim. Amacım bu. Yüzlük köpek kaka poşeti bu kadar. Bugün Burakcan'ın kimlik numarası günü. Aynı zamanda bir veterinere de uğrayalım diyoruz. Ay yani tabii ki burada güzel yeni şeyler keşfediyorsun. Yeni bir hayata adım atıyorsun ama bir yandan da böyle İşin psikolojik boyutu bir tık sıkıntılı. Ben çok koymuyor mesela ama ilerleyen haftalarda, aylarda böyle biraz daha bunun etkisini hissedeceğimizi düşünüyorum aile ve arkadaş özlemi noktasında. Bir de bu ara terapiye gidemiyorum yani terapi alamıyorum çünkü son 2 hafta zaten full taşınma şeyiyle geçti. Unuttum bile yani terapiyi unuttum. Ama terapiye gitmediğim süreçte size daha önce bahsettiğim Salus uygulaması vardı. Belki izlemişsinizdir daha önceki videomda. Salus bir dijital sağlık uygulaması aslında ve bir online terapi uygulaması. Ama içinde yalnızca online terapi de yok. Keşfedebileceğiniz birçok şey var. Fizyoterapistler var, diyetisyenler var. Online terapi almak isterseniz de yüksek lisans mezunlarından oluşan çok iyi seçilmiş bir psikolog ekibi var içeride. Özellikle yurt dışına taşınan insanlar için bence online terapide kaliteli terapi alabilmek çok daha önem kazanıyor. Uygulamanın size sorduğu birçok soru var ve bu sayede de size 3 tane terapist öneriyor. Siz de bu terapistlerden hangisi size uygunsa seçebiliyorsunuz ve bence bu yine çok önemli bir şey. Çünkü ben terapiye başlarken benim en çok zorlandığım şey
terapi seçimi ve hangi terapi yöntemiyle terapiye başlayacağım oldu. O yüzden uygulamanın sizi tanıyor olması bence çok önemli. Aynı zamanda ben son 2-3 haftadır terapiye gidemediğim için de psikolojik olarak hayatımın belki de en sıkışık döneminin içinde de olduğumdan dolayı Talos'un içinde tamamen ücretsiz erişebildiğiniz birçok makale, video, meditasyon, ses kaydı, başka yerde bulamayacağınız bir sürü içerik var ve ben biraz açıkçası bunlardan faydalanmaya başladım. Özellikle kaygıyla nasıl başa çıkarım? Hele ki Marla'nın uçağa binmesine günler kala son 2-3 günü sadece tavana bakıp geceleri, ay nasıl olacak yani, Marla ya kalp krizi geçirirse, ya çok korkarsa, kafesin içine bir türlü sıkıştıramazsak, havalimanında kaçarsa falan, böyle kafamın içinde o kadar çok negatif düşünce vardı ki artık oturup makale okumaya başladım. Çünkü terapiyi de öyle hemen anlık olarak alamadığım için randevu oluşturmam gerekiyor yani. O yüzden 2-3 haftayı böyle geçirdim. İstiyorsunuz ki biraz daha mental sağlığınızın üzerine gidesiniz. Bence kesinlikle bu ücretsiz kaynaklardan yararlanabilirsiniz. Çünkü her zaman herkesin terapiye de hazır olması gibi bir durum söz konusu değil. Terapiye hazır olmadan da terapiye başlamanın ben çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Belki biraz daha bakalım kendi mental sağlığımı önceliklendirdiğimde nasıl hissediyorum? Birkaç makale okuduğumda bana nasıl geliyor? Kendimi geliştiriyor muyum? Gerçekten terapiye şu süreçte maddi manevi okey miyim diye. Belki kendinizi deneyebilirsiniz. O yüzden çok tavsiye ederim. Aşağıda zaten uygulama linkini bırakacağım. Eğer terapi yolculuğuna başlamak isterseniz de bir indirim kodum var. Onu da yine aşağıda bulabilirsiniz. Evet, kimlik numarasını almış bir koca. Bakın yürüyor. Burada Vibra diye bir yer var. Yani Teddy diyebilir miyiz? Bir tık Teddy gibi. Dedi ne ya? Burakcan Teddy de bilmiyor. Neyse, bilenler anladı. Oradan organizerler aldım. Plexi. Böyle tık 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 tık. Makyaj masasını dizmek için. Diğer dolaplara daha sonra bakacağız. Şimdi çıktık artık. Belediyeye bir süre gitmek istemiyorum. Gerçekten yeterli. 2 gündür belediyedeyiz. Burası West Side diye, West Side olarak İngilizceye çevrilen bir cadde. Oldukça geniş, uzun. Geniş denmez ama uzun bir cadde. Biz de burayı kesip şöyle eve doğru Türkiye'ye göre geniş ya. gidiyoruz. Burada minibüs var bu arada. Hemen göstermek isterim. Minibüs caddesinden taşınıyoruz diye sevinip burada da mavi minibüse denk gelmiş olmamız. Bugün şeye gittik işte, belediyeye, Zandstad Belediyesi. Ekranda böyle şeyler var işte. Bazı partilerin belediye temsilcileri olabilir. Bakıyoruz bayağı böyle 10 kişiden ikisi falan Türk. Ekrana baktık baktık 4-5 Türk çıktı. Dedim ki Burakcan'ı burada bir politik kariyer başlatmak ister misin? Ben de onu düşünüyordum dedi. Dedim ki sloganın ne olurdu? Ne dedi biliyor musunuz? Doğru zan, doğru adam. Nasıl? Orijinal. Orijinal bir fikir. Evet. Geldik Amsterdam'ımıza. Şimdi biraz patates yiyebiliriz manekenpisin önündeki sıraya bağlı olarak. Şimdi bir Hangisi? tane orta boy söyledik. Bu soslar güzel. Benim aldığım geçen sefer bayağı kötüydü. Biz bunları keşfedelim ki buraya gelen arkadaşlarımız bize doğru yorumlarda bulunalım. Sadece bunun için yiyoruz, yoksa yemeyiz. Günaydın. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Teşekkür etmek istiyor. İltifata diye algılıyorum. O kadar güzelsin ki. Haberin var mı? Sen yasaklı mısın? Sen yasaklarız mısın aşkım? Gel bana at kendini. Bak bak bak. Bak bak bak. Bak kendini böyle geri atıyor. Oh. Sonra da ben geri gitmek istiyor. Beni tanımadın. Sana inanamıyorum. Salak. Yürüyüşe bak. Gel. Kız bu ne mutluluk. Kuyruğa bak kuyruğa. Gel. Yavaş kız. Geçen gün biralar çabuk soğusun diye buzdolabının derecesini arttırmıştım. Bu da no frost falan değil ki yani. Bu
olmaz. Boşa uğraş bu. Ay bugün 1,5 saat buzluk temizledik. Ondan sonra bir şeyler yedik. Şimdi de arkadaşlarımız aradı. Melda'yı hatırlarsınız, benim Amsterdam vlogumda vardı. Buraya da o videoyu koyarım. Melda burada 3,5-4 senedir yaşıyor. Benim çok eski bir arkadaşım. Burakcan'ın bebeklik arkadaşı. Bizim nikah şahidimizdi yani. Hani bu kadar yakın biri bize. Ve bebekliğe kasinoya mı gitsek? Bizim burada böyle ayda bir kere yapmak üzere anlaştığımız kasino eventi. Onlarla buluşacağız. Gidip birazcık kumar oynayacağız. Orada hiçbir şey çekemem muhtemelen. Bugünü de böyle kapatırız. Ama yarın çalışacağım. Sana söz veriyorum Zeynep. Günaydın. Yorgun ki artık. Sabah da erken kalkarım falan diye plan yapmıştım. Sonra baktım uyanabilecek gibi değilim. Zeynep boş ver. Gece çalışırsın. Hala uyusam uyurum gibi bir haldeyim yani. İlk haftamızın sonuna geldik resmen. Nasıl geçti anlamadım. Bayağı sosyalleşerek geçti yani, dışarı çıkarak geçti. Muhtemelen o yüzden önümüzdeki hafta daha az dışarı çıkıp biraz daha evle ilgilenmeyi planlıyorum. Şimdi Burak'tan haber aldık. O da kendi köpeğini getiriyor. Pınar'la Burak'ın köpeği Faye. Sorunsuz uçağa vermiş Faye'yi. Bizim için artık bu sürecin resmen tamamlandığı bir noktaya geliyoruz. Yani dörtlünün dördü de artık burada yaşamaya başlayacak. O yüzden çok mutluyum ve heyecanlıyım açıkçası. Öyle gözükmesem de şu an çünkü hala uyanamadım yani, kahve içti falan ama. Burada marketlerde sticker topluyorsun. Hem app'ten toplayabilirsin hem de böyle bayağı gerçekten sticker defteri yapıp sticker topluyorsun. Ben uygulamadan yapıyorum. 2 tane tencere tava satıyorlar bu stickerların karşılığında. 25 sticker toplarsan bir tencereye tavayı böyle atıyorum 70 euroysa 18 euroya falan alıyorsun. Bizim de hakikaten tencere tavaya ihtiyacımız var. O yüzden markete gidip bir tencere bir tane tava alabilirim diye düşünüyorum. Bir yandan da terapi seansımı ayarlıyorum. Hello. Bir tencere bir tava aldım. Normalde yani 100 küsür euro tutacak 2 tane şeyi 40 euroya aldım. Çok iyi deal. Çıkalım mı dışarı? Bak 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 bak. Çok tatlı bir çocuk. O zaman Pınarlar'da görüşürüz diyorum ve hoşça kalın diyorum. Evet. Başka birinin kapısına çaldım. Hoş Allah'ım sen geldin. Allah'ım. Açtı mı? Ay açmadan koştum. Şifo. Aşkım aşkım aşkım, hoş geldin yeni ülkene. Küçük bidonu. Oh. Ay başkasının kapısını sen çal. Burası birinci katmış. Ben ikinci kat diye hatırladım niyeyse. Bir tane yeni yol buldum. 15 dakikada yürüdüm. Aradan mı? Aradan değil. Bir tane Vincent van Gogh diye bir cadde var. Oradan Evet. gelince Evet, oradan geliyorum ben. oradan bayağı bir kısalttı yolu. Ay.